merhaba arkadaşlar. Blokli derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu da film bölümü olacak arkadaşlar. Kaçıncı? Beşinci bölüme gelmişiz. Filmi de 10 bölümden oluşuyor yine. 10 bölümü tek tek yapacağız. Ne diyor? Bu kişiyi çizmek için basit şekiller kullanın demiş arkadaşlar. Tamam diyoruz. Evet bu dersimizin genel konusu arkadaşlar matematik olacak. Yani burada matematiksel işlemleri kullanacağız işte sıfır sayısı var. Yani sayıları yazabiliyoruz ve işlem olarak da bunu kullanabiliyoruz. Bunun yanında direkt diğerlerinde kullanıcı. örneği burada daire, dikdörtgen ve çizgi başlangıç değerleri olarak bize vermiş. Yine bunları da kullanacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. İlk önce ne yapacağız? Bir tane daire çizeceğiz. Ardından bir dikdörtgen olarak vücudumuz var. İki tane de arkadaşlar çizgi olarak kollarımız var. Bu toplamdaki Dört tane nesneyi çizeceğiz. Şimdi başlayalım bakalım. Rengimiz ne arkadaşlar kafada? Rengimiz kırmızı. Hemen geliyorum buraya. Renk ayarlıyorum. Rengi kırmızı olarak ayarlıyoruz. Bunun dışında bu bir ne arkadaşlar daire. O yüzden daire çizeceğiz. Film içerisine geliyorum. Daireyi alıyorum. Şimdi arkadaşlar dairenin x, y ve yarıçap değerleri var. Bunları kullanmamız gerekiyor. X'i konum olarak ayarlıyoruz. yarıçapı da dairenin büyüklüğünü ayarlamamıza yarıyor. Şimdi bakalım. Kafamızın arkadaşlar. X neresi? Şu aşağıdaki yatay bölümü. Y neresi? Sol taraftaki dikey bölümü dikkate alacağız. Ve buradaki sayıları kullanacağız. 40 ile 60 arasında 50 var arkadaşlar. Yani bizim X değerimiz ne olacak? 50 olacak. Şimdi buradan bakalım. Y değerimiz ne olacak arkadaşlar? 80 olacak. Hemen 80 olarak ayarlıyorum Y değerimi. Ayarladık. 50'ye 80 direkt yerini buldu. Yarı çap zaten 10'muş. Yarı çapı dediğim gibi şöyle hemen bakalım. Örneğin 20 yaptık. Yarı çap ne oldu? Büyüdü. 10 olarak duracak. Kafayı ayarladık arkadaşlar. Şimdi gövdemiz var. Gövdenin rengi mavi arkadaşlar. O yüzden renge geliyorum. Renk ayarlaması yapıyorum. Aldık buraya. Şuraya bırakıyorum. Rengimiz ne olacak? Mavi. Şimdi arkadaşlar gövde nedir? dikdörtgen dikdörtgen almamız gerekiyor. Filme gidiyorum. Dikdörtgeni alıyorum. Hemen koyalım yerine. Burada da ne var? X var. Genişlik ve yükseklik değerlerimiz var arkadaşlar. İlk önce X'ine bakıyoruz. X'ine yine 50 üzerinde duruyor. X'i ellemiyoruz. Y'ye bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle tam orta noktası neresi? 40 değeri. O yüzden Y'sini 40 olarak ayarlıyorum. X 50 Y 40 oldu. Şimdi genişlik ve yükseklik değerlerimiz var. Genişliğimiz arkadaşlar neresi? Şöyle yatayda konumu 40'tan başlayıp 60'a kadar gidiyorsa bizim genişliğimiz 20 birimdir. 20 olarak ayarlıyorum. Genişlik oturdu. Yüksekliğimiz arkadaşlar kaçtan başlıyor? Şöyle bakıyorum. 10'dan başlıyor. 70'e kadar gidiyor. Yani 60 birimlik bir yüksekliğimiz var. Evet gövdeyi de yerine yerleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Rengimizi gri yapıyoruz. Kollarımızın rengi gri olacak. Şöyle yerine yerleştiriyorum bunu. Rengimi de tıklıyorum. Gri olarak seçiyorum. Şimdi burada iki tane çizgi olarak yapacağız bunu. Birinci ve ikinci çizgiden başlıyoruz. Şimdi matematiğe geliyorum. İlk önce pardon matematik demişim. Filme geliyorum. Çizgiyi alıyorum. Çizgide arkadaşlar ne var? başlangıç x, başlangıç y, bitiş x, bitiş y ve genişliğimiz var. Şimdi genişliğimiz, buradan genişlikten başlayalım. Şöyle 5 birimlik bir genişlik olacak. Şimdi başlangıcına bakıyorum arkadaşlar. Şöyle orta noktasında, yani dikdörtgenin orta noktasından başlayacak çizgimiz. Orta noktasına ne? 50. Yani bizim başlangıç x'imiz 50 olacak. Bir de ne var arkadaşlar? Başlangıç y var. Yine başlangıç yeri şöyle baktığımda hizasına ne yapıyor? Orası da 50 birime denk geliyor. Başlangıç Y'sini de 50 olarak ayarlıyorum. Ardından arkadaşlar bitişlerimiz var. Şöyle bakalım bitiş x'i ne arkadaşlar? Aşağı doğru indik 80. Yani bitiş x'imiz 80. Bitiş y'sine bakıyorum arkadaşlar. 70. Hemen onu da yazıyorum. Yani şuradan direkt köşedeki cetvellere uzatıyoruz. Evet buradan kolumuzu yaptık. Şimdi çoğaltıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bir de diğer tarafa bakacağız. Şimdi diğer tarafında yine başlangıcı neresi? Orta noktası olacak. O yüzden 50'yi 50 olarak burası kalıyor. Bitişine bakıyorum. X'i 20. Bitiş X'imiz 20. Evet diğer tarafı 70 olduğu için direkt kabul etti. Şunu iptal edeyim şimdi. Bitiş X'ini 20 yaptık. Y'sini arkadaşlar. Orası da 70. Evet burası da 70 olarak ayarlı ve genişliğimiz de 5 olarak duruyor. Bu yüzden de direkt ne yaptı arkadaşlar? Bizi doğru olarak kabul etti. Şimdi geçiyorum ikinci bölüme. Burasını doğru şekilde tamamladık. Ne diyor ikinci bölümde? Bu seviye bir film diyor arkadaşlar. Kırmızı topun ekran boyunca dönmesini istiyorsun. Ön izleme yapmak için oynat düğmesine bas. Time 0'dan 100'e diye bir bir tane blok eklemiş. Ne diyor? Film oynadıkça zaman bloğunun değer sıfırdan yüze kadar artar. Kırmızı topun yatay pozisyonunda sıfırdan başlayıp yüze gitmesini istediğinizden bu olay bu kolay olacak diyor. Tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar kodumuza başlıyoruz. Topumuzun rengi ne arkadaşlar? Kırmızı. Hemen bir şurayı kırmızı olarak ayarlıyoruz. Rengimiz kırmızı. Ardından arkadaşlar ne yapacağız? bu bir daire olduğu için film kısmına geliyorum. Daireyi alıyorum. Şimdi bir öncekinde yaptığımız gibi yine dairenin x, y ve yarıçapı var. X'i ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan yüze değişecek. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Time'ını sıfırdan yüze yani time sıfırdan yüz olarak ayarlayacağım ki x değeri de video süresine bağlı olarak değişecek. Y'si ne olacak arkadaşlar? Başlangıç değeri aynı kalacağı için sabit. Yine yarı da 10 olacak. Başlatalım. Gördüğünüz gibi videonun çizgisini takip ederek sonuca ulaştı ve tebrikler dedi. Tamam diyoruz. Sırada 3. bölüm. Ne diyor? Zaman bloğu 0'dan 100'e kadar artar. Ancak bu sefer kırmızı topun yatay pozisyonunun 100'den başlayıp 0'a gitmesini istiyorsun. Yönü çeviren basit bir matematiksel formül düşünebilir misin? Demiş arkadaşlar. Yani biraz önce sıfırdan yüze gidiyordu. Şimdi yüzden sıfıra giden bir formül istiyor bizden. Geliyoruz hemen rengimizi ayarlayalım ilk önce. Rengimiz kırmızı. Bu neydi? Bir daireydi. Hemen daireyi aldık buraya. Kırmızı renkte bir dairemiz oluştu. Y'si 50 olacak. Yine 50 de. Yarı çapı 10. Burada tek değiştireceğimiz bölüm arkadaşlar. Buradaki 50 yazan yer. Ne diyor? Matematiksel bir formül. Geçiyoruz hemen matematiğe. Formül olarak zaten tek işlemimiz var. Bunu aldım şuraya x yerine bıraktım. Diyor ki arkadaşlar bizim hemen filme geliyorum. Zamanımı şuraya alıyorum. Sıfırdan yüze değil de yüzden sıfıra gitsin diyor. Ne yapmam gerekiyor? Buraya bırakıyorum işlemi. Çıkarma işlemi yani tire diyor burada. Çıkarma işlemi uyguluyorum. Ne yapacağım? 100 eksi zaman diyorum. Yani bizim zamanımız sıfırken 100 eksi sıfırdan ne yapıyor? 100 yapıyor. Biz yüzde başlıyoruz. Diyelim ki 50 100 eksi 50'den 50 Orta noktaya geliyor. Tam tersi sıfır oldu arkadaşlar. Sıfır eksi yüzden ne yapıyor arkadaşlar? Sıfır olarak başlangıç noktasına gelmiş oluyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tam tersi yönünde işlemimizi gerçekleştirdik. Tebrikler diyor ve dördüncü bölüme geçiş yapıyoruz. Önceki seviyede öğrendiklerini kullanarak 4 yeşil topun tüm dört yönünde hareket etmesini sağla. Şimdi arkadaşlar bir tane topumuz soldan sağa gidecek. Bir tanesi sağdan sola, bir tanesi aşağıdan yukarıya, bir tanesi yukarıdan aşağıya olarak hareket edecek. Bir önce yaptığımız formülü dört kez uygulayacağız. İlk baştaki normal yani soldan sağa normal ters tarafı çıkarma işlemi yapıyoruz. Yukarı içinde buna bağlı değişecek. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yeşil topluyor. O yüzden rengi geliyorum. Renk ayarla diyorum. Rengimiz ne arkadaşlar? Yeşil. O yüzden burayı yeşil olarak ayarladık. Toplar nedir? Daire. Yine daireyi alıyorum buraya. Dairelerin de yine ayarlamalarını yapacağım. Şimdi ilk dairem soldan sağa doğru veya sağdan sola doğru başlayabilir. Bu size kalmış arkadaşlar. Biz ne yapalım? İlk önce sağdan sola doğru sonra soldan sağa doğru diye başlayalım veya tam tersi olur. Şimdi ne yapıyoruz? Matematiği alıyoruz. Artı olarak aldık buraya. Tabii değiştireceğiz. Bıraktık yerine. Ne dedik? Bir önceki işlem 100 eksi yani 100 tire ne yapıyor zaman y'sini arkadaşlar burada yine başlangıç 50 olarak sabit yarıçap bu sefer biraz daha büyük 20 yapıyorum evet sağdaki topumuzu yerleştirdik çoğaltıyorum aynısını aşağıya bırakıyorum şimdi matematik işlem aldım buradan direkt buraya ne yapıyorum x'ine zamanı ekledim şöyle bir çalıştıralım ne yapıyor Gördüğünüz gibi X olanlar doğru bir şekilde çalıştı. Şimdi sırada Y işlemlerimiz var. Hemen buradan şunu kopyalıyorum, çoğaltıyorum, aşağıya aldım arkadaşlar. Bu sefer işlemi X yerine Y yapıyorum. 100 eksi zaman diyorum. Ne yaptı? Aşağıya aldı. Otomatik yukarı doğru çıkacak. Şimdi şu ortadakini çoğaltıyorum. Aldım buraya. Zamanımı nereye alacağım? Y'ye alacağım. Hemen direkt topumu da yerleştirdi. Artık şuna ihtiyacım yok. Ne yaptık arkadaşlar? X'ini ayarladık. Y'sini ayarladık. Ve 4 tane topu bitirdik. Çalıştırıyorum. Evet şu şekilde birleşti ve bitirdi. Evet 4. bölümde sonuna geldik. Sırada 5. bölümümüz var. Ne diyor 5. bölümde? Farenin başını hareket ettirmek kolaydı. Kulakların da hareket etmesini sağlayacak matematiği çalışabilir misin? Diyor. Tamam diyoruz. Artık bir önce bir tane topumuz vardı arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor? 3 tane topu senkronize bir şekilde hareket ettirmemizi istiyor. Hemen rengimizi ayarlayalım. Rengimiz arkadaşlar kırmızı olacak. Bunlar yine üçü de daire. O yüzden daireden başlıyoruz. Şöyle aldık arkadaşlar dairemizi. Birleştiriyoruz komutumuzu. Şimdi bunu ne yapacağız? İlk başta şu büyük olan daireyi yapalım x'imiz 0, y'si matematiksel işlem olacak. Hemen aldık matematiğimizi. Şuraya bıraktık. Neydi arkadaşlar? Formülümüz 100 eksi şurada tire var. 100 tire ne yapıyoruz? Zaman. Time'ı aldık. 100 tire zaman oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Pardon bakalım bir şu an. 100 tire zaman yaptık. Topumuz nereye attı? Yukarıya attı. Bu sefer tam tersini yapmamız gerekiyor. Şurayı 100 tire değil. Pardon artı yapacağız. Şurayı da 0 yapacağız. Evet şu an düzelttik. 0 artı zaman diyor arkadaşlar. Yani zamanı ne yapacak? Arttırarak ilerleyecek. Ardından arkadaşlar yarı çapımız ne olacak? 20 olacak. Evet. Farenin kafasını oluşturduk. Şimdi iki tane kulağımız var. Kulaklara göre ayarlayacağız. kopya yapıyorum. Çoğaltıyorum. Dairenin x arkadaşlar ne olacak? Şöyle kayıyorum. Bu dairenin merkezi neresi? 30'da. O yüzden burası 50 değil. 30 olacak artık. Yarıçapımız çapımız ne arkadaşlar? Küçük bu. Birazcık 11'im yarı çapımız olacak. Dairenin y'si arkadaşlar. Bir önce sıfırdan başlıyorduk. Şuradan zemin sıfırdan başlıyordu. Bu kaçtan başlıyor arkadaşlar? Şöyle baktığımda y'si 20'den başlıyor. O yüzden burayı 20 artı zaman olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi direkt kulakta yerine geldi çoğaltıyorum. Şu an ikinci kulağa geçiyorum. İkinci kulak arkadaşlar nereden başlıyor? X'i 70'ten başlıyor. O yüzden burayı 70 diyorum. Y'si arkadaşlar yine 20 olduğu için değişikliğimiz yok. Evet bu şekilde faremizi tasarladık. Şöyle basıyorum. İleri doğru gidiyor arkadaşlar. Beşinci bölümde sonuna geldik. Tamam diyoruz. Altıncı bölüme geçiş yaptık. Ne diyor burada? İki basit çizgi var diyor. Sadece çizgi sonlarının ne yaptığını anlamaya çalış. Tamam diyoruz. Çalıştıralım bakalım. Ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle çizgi başlangıç noktası bitiş noktasına doğru gidiyor. Yine diğer noktaları da başlangıca geliyor. Şimdi bu işlemi yapalım. Film diyoruz. Pardon renk diyoruz. İlk önce renk ayarlayalım. Rengimiz ne arkadaşlar? Kırmızı. Ardından bunlar çizgi. O yüzden geliyorum filmin içerisine. Çizgi başlangıç ve bitişini ayarlıyorum. İlk başta arkadaşlar x de 0 noktasında. Başlangıç x ve y'si 0 noktasında. Yine bu zamana göre hareket ettiği için time'ı kullanıyoruz. Aldık buraya. Çoğaltıyorum. Aşağıya dalıyorum. Evet x ve y değerler arkadaşlar sıfırdan yüze doğru hareket edecek. Bitiş noktamız ne olacak arkadaşlar? Burada bir formül kullanıyoruz yine. Matematiksel formül alıyoruz. En başta yaptığımız formül aslında 100 eksi yani tire diyorum buradan. 100 tire zaman Diyorum. hemen çoğalt dedim. Bitişi sıfıra kadar gidecek arkadaşlar. Yani sonuca kadar gidecek. Bitiş y'si nasıl olacak arkadaşlar? Bitiş y'si yukarıda olduğuna göre en sondaki değerim 100 olacak. Bitiş y'mi yüz olarak ayarladım. Bir arkadaşlar genişliğimiz 1 birim. Şimdi İki tane çizgi var çünkü burada. Çoğalt dedim. Burada arkadaşlar yine zamana göre hareket edecek. Başlangıç değerleri x ve y değerini bu şekilde ayarlıyorum. Bitiş x'imiz yine 100 eksi zaman olacak. Bu sefer arkadaşlar bitiş y'si neresi en aşağıya geldiği için 0 olacak. Şöyle 0 yapıyorum. Şimdi çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi artık kırmızı çizgimizde ne yaptı? Yukarı doğru gitti. Bir tanesinin bitişi 100 bir tanesinin bitişi 0 olarak ayarlandı. X ve y'si nereye kadar gitti? Sonuca kadar 100'e kadar gitmiş oldu arkadaşlar. Tamamlıyoruz. 7. bölüme geçiş yapıyoruz. Ne diyor? Bu düşen top için matematiksel formül biraz karışık. İşte cevabı demiş. Bize bir tane matematiksel formül vermiş. Bu formüle göre işlem yapmamızı istiyor. Time yazan yere de bizim time sıfırdan yüze olan komutumuzu kullanacağız. Tamam diyorum arkadaşlar. Ne yapalım? İlk önce bir rengimizi ayarlayalım. Rengimiz kırmızı. Yine arkadaşlar bu bir ne? Daire. Hemen buraya daire alıyoruz. Dairemizi aldık. Dairenin x arkadaşlar ne? Yine sıfırdan başlayacak. 100'e kadar ilerleyecek. Yani şöyle zıpladığında da ne yapıyor? Sonuca kadar gidecek. O yüzden film kısmından zamanımı aldım x kısmına. Şimdi y'sinde arkadaşlar formül kullanmam gerekiyor. Şurada yardım yazan yere tıkladığımda formülüm geliyor. İlk önce ne yapalım? Şuradan içteki yani parantezin en içinden başlayalım. Zaman eksi 50 demiş. Alıyorum matematiğimi. Eksi koyalım. Tire dedim. Filme geldim. Zamanı aldım. Zaman eksi 50 demiş arkadaşlar. Bu formül dursun. Şuradaki zaman eksi 50'yi oluşturduk. Ne demiş? Bölü 5 demiş arkadaşlar. Tamam diyorum. Hemen geliyorum matematiğe. Şuradan bölme işlemi alıyorum. Bölmeyi aldım. Ne demiş? Bölü 5. Ne bölü? Buradaki işlemin bölü 5. Şöyle birleştirdim. Geliyorum yardıma yine. Zaman eksi 50 bölü 5 dedim. Bunu ne yapıyor arkadaşlar? Üst alıyor 2. Geliyorum matematiğime. Alıyorum burada. Üst alma var. Üst alma 2. Yani karesini alıyor. Neyin? Şuradaki bütün işlemin karesini şu şekilde aldım. Geliyorum yardıma. Parantezler bitti. Başlangıç ne arkadaşlar? 100 eksi bu işlem. Tamam diyoruz. Matematiğe geliyorum. Eksi diyorum buradan. Tire diyorum. 100 eksi buradaki bütün işlem. Evet. Orada vermiş olduğu formül bu şekilde arkadaşlar. Formülü yerine getirmiş olduk. Bu bizim neyimiz? Y değerimiz. Yani zıplamasını buradaki formüle göre yapacak. Y değeri bu şekilde değiştirirken X değeri 0'dan 100'e gidecek. Topun yarıçapı 10 arkadaşlar. Tamamdır. Çalıştırıyorum. Ne yapıyor? Gördüğünüz gibi yükseldi. Daha sonra 100'e kadar düştü. Tamamdır. 7. bölümde bu kadar. Sırada ne var? 8. bölümümüz var. Ne diyor? Videonun ilk yarısı için kırmızı ve mavi toplar çizmek amacıyla if übeği kullan demiş arkadaşlar. Koşul ifadem buraya gelmiş. Şimdi ne yapalım? Mantığa geliyorum. Eğer diyorum. Eğer buradaki uygunsa, yani yazdığım kod doğruysa içindekini yap, değilse altındakini yap demek istiyor. Ne diyor? 50. yardım alıyorum. İlk yarısı diyor arkadaşlar. 0'dan 100 olduğuna göre 50. saniyesine kadar olacak. Hemen geliyorum matematiğe. Pardon mantığa geliyorum. Burada bir eşitlik var. Bunu aldım. Eşitlik değil. Neyi kullanacağım? Küçük ve eşiti kullanacağım arkadaşlar. Küçük eşit diyorum. Neyin küçük eşiti? Film içerisine geliyorum. Zamanımın yarısı diyeceğim. Matematikten şuraya bir sayı alayım. Aldım sayımı. Neydi arkadaşlar? Yarısı 50. Yani zamanın %50'si yarısı kadar küçükse işlemi içeridekini yap değilse dışarıdakini yap diyeceğim. Şimdi ilk önce ne diyor bir daha bakalım yardıma. Videonun ilk yarısı için kırmızı ve mavi toplar çizmek amacıyla ifib'i kullan diyor. Bir kırmızı bir de mavi top çizeceğiz arkadaşlar. Kırmızı top aşağıda mavi top yukarıda. Başlayalım hemen yukarıdan mavi toptan başlayalım. Renk diyorum. Renk ayarla diyorum. Mavi toptu. O yüzden mavi yaptım. Mavi topu ne arkadaşlar? Bir daire. O yüzden daireyi alıyorum buraya. Şimdi dairemin başlangıç x Pardon x ve y değerli bir de yarı çapı var. Yarıçapı 10 olacak. Bunu değiştirmiyorum. Şimdi y'sini ve x'ini ne yapacağım? Yine bir matematiksel formüle göre yapacağım. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru gideceği için hemen matematiksel formülleri alıyorum. Ne diyeceğiz? 100 eksi 100 eksi zaman. Çoğaltıyorum zamanımı. Aldım. Y'si de nasıl olacak yine arkadaşlar? Çoğaltıyorum. O da 100 eksi zaman olacak. Gördüğünüz gibi direkt topumuz kendi yerine gitti. Şimdi aynısını şöyle çoğaltıyorum, altına ekliyorum. Rengimiz ne olacak arkadaşlar? Kırmızı. Dairemi de çoğaltıyorum, onu da bırakıyorum. Şimdi burada ne olacak? Topumuz en aşağıda. Yani burayı 100 eksi değil artık. Önceki videolarda hatırlarsınız, 0 artı diyeceğim artık, 0 artı zaman. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki 100 eksi yukarıdan aşağıya gelecek. Aşağıdaki de yukarı, aşağıdan yukarıya gideceği için 0 artı zaman olarak ayarlıyorum. Şöyle bir tıklayalım. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? İlerledi. Bu şekilde sonucu yeşil olarak devam etmesi gerekiyor. Kodumuz bu şekilde. Tabii ekleme yapacağız şu anda. Şu ana kadar yazdığımız kodlar bu işlemi yaptı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Yarısı kadar ne yapıyor? Kırmızı ve şunu şuraya ekleyeceğiz pardon bunu yanlış yere kaymış şöyle tıklayalım bir daha ne yaptı şöyle burada arkadaşlar durdu neden 50'den küçükse dedik ne yaptı tam 50 olunca durdu devamında ne yapacak arkadaşlar artık kırmızı ve mavinin birleşimi olan yeşil rengi ortaya çıkarma vakti geldi hemen çoğaltıyorum aldım buraya rengimi kırmızı mavi birleşimi ne oluyor yeşil bu da ne? Yine bir daire. İki dairenin birleşimi. Daire olur üst üste şu formülleri atıyorum buradan. Formüle ihtiyacım yok. Formülleri sildim. Daire arkadaşlar tam orta noktada. Yani x'i de 50, y'si de 50. Yarıçılıp da 10. Çalıştıralım bakalım. İkisi hareket etti. Tam ortaya geldiğinde yeşil topumuz göründü ve uygulamayı bitirdi. Tamam dedik. Sırada ne var? 9. bölümümüz var. Ne diyor? Teli takip eden bir top yapabilir misin? Teli hali hazırda senin için oluşturuldu. Bunu bir kez yapınca her şeyi yapabilirsin diyor. Tamam diyoruz bir çalıştıralım bakalım. Şu şekilde ne yapıyor? Top ilerliyor. Hayali olarak ilerledi. Biz bunun şimdi gerçeğini yapacağız arkadaşlar. Telimiz bu şekilde gri renkte ne yaptı? 3 tane çizgi 1, 2, 3 tane çizgiyi bize oluşturmuş. Biz bunu takip edeceğiz. Hemen başlayalım. Topumuzun rengi arkadaşlar bu sefer yeşil olacak. Şöyle aldık yeşil olarak seçtik. Ne yapıyor? Hareketlerini yapıyor ve bir koşulumuz var tabii ki burada. Belli saniyelerde işlem yaptığı için koşul kullanıyoruz. Mantığa geliyorum. Eğer ise diyorum arkadaşlar. Şuradan yanındaki bir anahtar sembolümüz var. Buna tıklıyorum. Ne diyor? Değilse eğer var. Burada arkadaşlar şu araya değilse eğeri alıyorum. Çünkü artık bir iki tane zaman diliminde farklı işlemler yapması gerekiyor. Tamam arkadaşlar. Şunu kapatalım. Ne diyeceğiz? Bir tane koşul buraya yazacağız. İkinci koşulumuzu buraya yazacağız. Üçüncüsü artık zaten değilse kısmı olacak. Şimdi ilk önce ne yapalım? Saniyemize bakalım. Alttaki x değerimize bakıyoruz. 20. Yani 20'de bir da de bir değişiklik olması gerekiyor. Hemen buradan bir önceki gibi formülümüzü yazıyoruz arkadaşlar. Mantığa geldim. Eşitliğimi aldım. Buraya bıraktım. Eşitlik değil. Yine ne yapacağız? Küçük eşittir kullanacağız. Nereden küçük eşitse 20'den küçük eşit kullanıyoruz. Hemen aldım matematiğimi. Şuraya 20 yazdım. Çünkü 20. birimde 20. saniyede bir değişiklik oluyor. O yüzden 20'den küçük eşitse diyorum. Tabi bu neyi kıyaslıyoruz? Zamanı kıyaslıyoruz. Hemen time'ı da buraya aldım. Zamanım 20'den küçük eşitse ne yapsın arkadaşlar? Dümdüz ilerlemesi gerekiyor. Hemen alıyorum. Filme geldim. Bir daire aldım. Çünkü bizim bu sefer topumuz yine daire. Dairenin x'ine ne koyacağım arkadaşlar? Zamanı koyacağım. 20'den küçük olduğu sürece ne yapacak? X'i 0'dan 100'e hareket ediyor. Y'sini arkadaşlar hemen bakıyorum 40. Y'sini de 40 olarak aldım. Şöyle bak tıklayalım. Ne yaptı? Şu şekilde buraya kadar bizim topumuz ilerledi. Tamam ilk noktaya kadar işlemimizi yaptık. İkinci nokta arkadaşlar Burada 40'tan küçük eşitse diyeceğim. Şöyle bakıyoruz. 40'tan küçük ise diyeceğiz. Hemen alalım yine şu en baştaki işlemi çoğaltıyorum. Şu değilse eğer kısmına atıyorum. Nereden arkadaşlar? Bu sefer 40'tan küçük ise diyoruz. İçerideki daireyi kopyalıyorum. Aldım içerisine. Bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? X'i mi değil? Şöyle ikisini kaç yapacağım? X'imiz neydi arkadaşlar? Bizim 20 olacak x'i 20 yaptım. Yani şu noktaya kadar gelmiştik. x'i 20. x'i 20 yaptım. Y'sini ne yapacağım arkadaşlar? Yukarı doğru çıkarmam gerekiyor. Burada bir matematiksel işlem daha kullanıyorum. Aldım Y'sini. Şuraya arkadaşlar çarpı diyorum. Neyi çarpacağım? Zamanım çarpı 2 diyeceğim arkadaşlar. Yani zaman artarken burada kaç birimlik hareket ediyor? 40'tan 80'e toplamda 40 birimlik hareket ediyor. Ama ben zaman olarak ne dedim burada? 40'tan küçükse dedim. Zamanım şuraya 40'a geleseye kadar. 40'tan küçükse dedim. Burada kaç birimlik hareket? 20'den 40'a 20 birim. Burada 40 birim. O yüzden arkadaşlar 2 katı olduğu için çarpı 2 diyorum. Hemen bunu da çalıştıralım. Şöyle bakalım. Çalıştırıyorum. Geldik. Yukarı doğru çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaman ilerlerken bu yukarı doğru işlemini tamamladım. Şimdi bu ikisi işlemin dışında aşağı doğru dümdüz gelmesi gerekiyor ve son bir değilse kısmımız kaldı. En sonki kısım burası. Aldık dairemi, çoğaltıyorum daireyi. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu sefer x ve y'de de matematiksel formül kullanacağım. Formülümü şöyle çoğaltıyorum buraya, yukarıya ekliyorum. Tabii içerisinde birazcık değiştirmeler yapacağız. Zaman eksi diyeceğim. Zaman tire. Ne yapacağız arkadaşlar? 20 diyorum. Zamandan 20 çıkartacağız. Çünkü şu noktadayken neydi? Arada 20 birimlik fark vardı. Bizim zaman 40'tayken bizim topumuz 20'de olması gerekiyor. O yüzden buradaki aradaki 20'lik farkı x değerine yansıtıyorum. Şimdi y'sine geliyorum arkadaşlar. Y'sinde ne yapıyoruz? Şunu bu tarafa alıyorum. Sağ tarafa aldım. 120 diyeceğim arkadaşlar. Eksi zaman. Burada da arkadaşlar zaman arasındaki farkı bu sefer 100'den değil 120'den çıkartıyorum ki o 20 binlik farkı da burada kapatmış oluyorum. Ne diyor bu seviye son derece zordur. Bunu atlayıp bir sonraki oyunu gitmek ister misiniz? diyor arkadaşlar. İptalliyorum. Sen birazcık uzun sürdü anlatırken o yüzden uyarı veriyor bana. Tamam arkadaşlar. En sonki işlemi de bu şekilde yerine getirdim. Şimdi çalıştır diyelim. Çalıştırıyoruz. Topumuz gitti yukarıdan en son aşağıya iniyor. Evet tebrikler dedi arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ne kaldı? En son 10. bölüm kaldı. Ne diyor? İstediğin herhangi bir şeyin videosunu yap keşfedebileceğin çok büyük sayıda yeni öbek var. İyi eğlenceler. Yine arkadaşlar burada da ne yapmış? Bize farklı matematiksel fonksiyonları, döngüleri eklemiş. İşlevlerimiz var. Yani fonksiyonlarımız var. Renklerimiz var. Filmde yine aynı şekilde eklemeler yapmış. Yani bir önceki gibi siz de işte daire, kare gibi şekiller oluşturup, dikdörtgen gibi şekiller oluşturup ne yapabilirsiniz? Hareket ettirebilirsiniz. Videolar, filmler oluşturabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.